Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün poğaça tarifi vereceğim. Akşamdan yoğurup şekil veriyoruz. Sabah kalkar kalkmaz fırına atıp hazırlıyoruz. Öncelikle bir bardak ılık sütümü uygun bir kaba alıyorum. Ve yarım çay bardağı ılık su. Siz malzemeleri arttırabilir. Paket kuru maya. Mayam aktifleşene kadar karıştırıyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta kullanıyorum. Bir tanenin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz. Un miktarı ben 4,5 su bardağı un ilave edip karıştıracağım. Bu şekilde biraz karıştıralım ve elimizle yoğuracağız. Hamurumuzu artık elimizle yoğurabiliriz. Bu kıvama geldikten sonra elimle yoğuruyorum. Amaç elimiz çok bulaşmasın. Hamurumu tezgahıma onlayıp birazcık da böyle yoğuracağım. Güzelce hamurumuzu toparlayalım. Hamurumu şöyle mandalina büyüklüğünde 20 bezeye ayırıyorum. Bezelerimizi güzelce toplayalım. Hepsini bu şekilde toplayalım. Hamurlarımızın mayalamasını beklemiyoruz ve direkt tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsi mayası olacak. Şimdi üzerine streç poşetle kapatacağım ve dolabımızın derin dondurucusuna değil normal dolaba atacağız. Akşamdan yapıyorum. Sabah kalkıyorum. Hemen yumurta sarısını sürüp fırına atıyoruz. Arada boşluk bırakalım. Çünkü poğaçalarımız daha kabaracak. Kabarmamış hali. Poğaçalarımı bu şekilde dizdim ve üzerine streç filmle sarıyoruz ve bu şekilde dolaba atacağız. Poğaçalarımı akşamdan hazırlamıştım ve şimdi üzerindeki streci alalım. Ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını yüzüne sürelim. İsteğe bağlı çörek otu, susam serpebilirsiniz. Poğaçalarımızı fırına attıktan sonra fırınımızı 170 dereceye açıyoruz. Fırınımız soğuk olsun. Isınana kadar poğaçalarımız da yavaş yavaş kabaracak. Üzeri kızarana kadar atıyoruz. Poğaçalarımız fırında çıktı ve üzerine temiz bir örtü örterek daha yumuşak olmasını sağlayacağız. Poğaçalarımız servise hazır. Şöyle kenarları birbirine yapışmış ama yumuşacık tepsi mayası yapmıştık. Siz bir gününüz yoksa en az 6 saat dolapta dinlendireceğim. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.